Hacer Akyürek. Birazdan savcılığa gideceksin, hazırlan. Hacer Akyürek ha? Beğenemedin mi? Kötü bir niyetle demedim. Benim de sahne adım var, Aynur. Kutsiye'yi arayacaktık hani. Aradım, görüşürmediler. Bir şey demediler mi, nasılmış? Demediler ama Ahmet Bey arayacak şimdi. İyi bari, sen haber mi getireceksin şimdi? Ahmet Bey, Özge benim odamdan konuşabilir dedi. Yaşa be. Duydunuz mu? Ahmet Bey beni Kutsiye ile konuşturacakmış. Aman iyi. Gitti hasret gider. Üzdü Kutsiye diye be. Aç kapıyı. Kemal Bey, Nisan iyi değil. Ahmet Bey'i bir sorsanız revire götürsem. Hazırsanız şimdi gelin. Özge'yi götürürken sizi de revire bırakayım. Hay yaşa be Kemal Bey. Hızır gibisin bu sabah. Biz bari bundan sonra derdimizi sana söyleyelim. Söyleyin. Baş gardiyan oldum. Ha, şimdi anlaşıldı. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Çok sevindik. Hazır baş gardiyan olmuşken önümüz bahar. Şuraya böyle badana boya temizlik falan yaptırsan. Ahmet Bey söyledim, yapılacak. Bak Yasemin, gördün mü? İyi ki gitmemişsin sürgüne. Kapat kapıyı. Ekrem, ne yaptı sen baş gardiyan olunca? Bir şey yapmadı. Elinde daha yapmadım. Kaçta gideceği belli mi Yasemin'in? Kim? Hacer gözüm. Hacer Akyürek. Sabah dedin ya savcılığa gidecek diye. Saat vermediler. Bebek hastaymış. Gözüm hayırlı olsun yeni vazifen. Ama sen bunlara ilk günden bu kadar yüz verirsen işiniz zor. Siz bir ay bekler misiniz Ekrem Bey? Ben Özge'yi Ahmet Bey'e götüreceğim. Girin. Siz dışarıda bekleyin Kemal Bey. Gel Özge, otur. Sen konuşmak istemişsin Kutsiye ile. Evet. Kutsiye ile olan bu samimiyetin nedir? Ya salgın hastalık sırasında biz hastanede aynı odada yattık onunla. Ya çok konuştuk o zaman. O kızını öldürmüş. Yani siz biliyorsunuzdur. Biliyorum. Benim de kimsem yok. Yani ziyarete gelenin falan yoktu o sıralar. Yeni baktım dosyana. Annen gelmiş ziyaretine. Ha, geldi. Boynu ağladı. Ya Kutsiye göründüğü gibi biri değil. Çok matrak bir kadın. Hastanede o berbat durumda bile beni güldürmeyi başardı. Ya ne bileyim. Sevdim işte. Ya, anne kız gibi bir şey olduk burada. Ateşi normal sayılır. Kusuyor boyuna. Bir ilaç bir şey verseniz. Bu hali sürerse ne yapayım? Bu gece bekleyelim. Neymiş? İyi iyi, bir şey yok. Dedik ama dinleyen kim? Suratta beş karış. Şımardınız gözüm siz, şımardınız. Canınız sıkıldı mı? Hadi bakalım revire. Sus Ekrem. Sen ne anlarsın hastalıktan, sağlıktan? Aklın fikrin fesat karıştırmakta. Ya iyileşeceksin be Kutsiye. Hadi tamam, bekliyoruz seni.
Teşekkür ederiz. Yani hem Kutsiye hem ben. Bağımlılık sorunum varmış. O yüzden içeri girmişsin. Bir de ticaretini yapıyormuşsun. Öyle bir sorunum yoktu. Ya bulunca evet ama olmayınca da aramazdım. Burada yok işte. Öyle mi gerçekten? Yani olsa da size söylememi beklemiyorsunuz herhalde. Açık sözlüsün Özge. Öyleyim. Aynen söylüyorum. Torbacılık falan yapmadım ben. Yani toplu ısmarlamışlardı ama alem yapacaktık. Öyle ticaret falan değil. Peki dışarı çıkınca ne yapacaksın? Okuldan atılmışım. Herhalde takı falan yapıp geçinmeye çalışacağım. Geleceğim diyor ama bakalım. Geleceğim diyorsa gelir. Çökmüş evladım, gördün ya. Ne alakası var canım? Fıstık gibi kız neresi çökmüş? Bu olaydan önce görecektin sen onu. Bir gören bir daha dönüp bakardı. Ne o Yasemin? Pek bir dalgınsın. Git bir gör dışarıları da. Geldiğinde bize de anlatırsın ne var ne yok. Arabanın içinden göründüğü kadar işte. Bak ne diyeceğim sana. Belki iyi bir jandarmaya düşersen izin verir. Simit alırsın bize. Ay ne iyi olur baba ya. Bu Ekrem'in ne hesabı var sende? Ha, nesi varmış Beray? Niye söylemiyorsun gözüm? Bir şey yok demedi mi hemşire? Ne oluyor sana Ekrem mübaşir gibi? Ağzım yok mu benim? Hayır ben söyleyeyim de. Sonra sabah götürmedi diye arkamdan dedikodu yapmayın. Bana bak Ekrem. Sen şimdi Kemal başgardiyan oldu diye karaları bağlamışsındır. Acısını bizden çıkarmaya kalkma. Sonra sen zararlı çıkarsın. Zinet Kara. Ne var Ekrem Demirkan? Git hırsını başka yerde çıkar. Bulaşma buraya. Ne hırsız Zinet Sultan? Yok bir şey. Ekrem Bey müsaade eder misiniz? Ne hırsı olacak canım? Lafın gelişi. Ters tarafından kalkmışındır. Yasemin hazır mısın? Çıkacaksın birazdan. Konuştum kız işle. Ya. Kapat kapıyı. Nasılmış? Kemal Bey. Sizin baş gardiyanlık görevini hakkıyla yürüteceğinizden şüphem yok. Ancak takdir edersiniz ki ben bu cezaevinin eskisiyim. Her mahkumun, hele hele bu beyki kadınlarının ıcığını cıcığını sizden daha iyi bilirim. Evet. Yani... Doğruya doğru. Baş gardiyanlık aslında benim hakkımdı. Ama Ahmet Bey'in de kişisel nedenleri var. Tabii ki sizi tercih etmekte. Kemal Bey. Hasılı benim seninle hiçbir derdim yok gözüm. Merak etmeyin Ekrem Bey. Benimle bir derdiniz olduğunu düşünürsem gereğini yaparım. Üstünüze vazife olan, olmayan her şeyi dinliyorsunuz böyle dikilip. Bir çay ver bana oradan. Beray, nane limon kaynattım. Ilıştırdım da al içir birikiyordu. Ateşi yok değil mi Beray? Var biraz. Bebekte bu kadar ateş normal dedi hemşire. Bu gece bekleyecekmişiz.
Vermedi mi bir ateş düşürücü filan? Verdi, verdi. İyi ya. Baktım bu gece de iyileşmedi. Yarın gene gidersin revire. Beray, sen ver bana. Senin sinirin de geçiyor ona. Takı atölyesi kurarız belki dedi. Ne yani, boncuk mu dizeceğiz? Ay, tam hapishane işi. Ha, sırf boncuk değil, metal falan. Ne yani, kaynak makinesi mi verecekler sana? Ha, niye vermesinler? Yangın çıkar kızım. Burada kaynak mı olur? Gardiyanın gözüne tutsan ne olacak?